Hiç durmadı yağmur dün akşamdan beri. Akşamdan bu yana gene hafiflemiş hali. Evet. Yıkılıyordu. Bir de Antalya. Şu ara, şuradaki ara hani bir de yokuş doğru gidiyor. Evet. Hani şey götürüyordu, sel götürüyordu aşağı. Aman bak, Allah'ım sese şey. Bakar mısın? Gene hızlandı Ecrin. Çok hızlandı, bak yere doğru bak. Akşam buraları göldü göl. Gece saat 2:30-3 gibi. Günaydın. Onun yerine kar yağsa. Güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın. İşte eksinin altına düştü. Burada şimdi lapa lapa kar olurdu her yer. Evet. Sigortamızı attı gene. Sigorta attı. Gece saat 2:30-3'ten beri sürekli olarak sigortamız atıyor. Sürekli olarak kalktık, kaldırdık. En sonunda eşime dedim ki gel. Yok dedim. Korktun ben. Korktun mu? İşte televizyonların fişini çektik. Gel kızım. Çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin, gel. Elektronik eşyalarımız. Gel. Fişlerini çektik. Bu böyle olmayacak dedik. Bizim bir sigortayla ilgili bir sıkıntımız mı var bilmiyorum ama böyle çok yağmur yağdığı zaman, şimşek çaktığı zaman aslında iyi. Yani yangın çıkmasın diye direkt atıyor. Yani bu aşırı yağmurda da bu kadar sık atması normal mi? Onu bilmiyorum. Elektriksiz yaşıyoruz şu anda evin içinde. Biraz önce kaldırdım sigortayı. Tekrardan şey oldu. Attı. Yani her yer göl Antalya'da. 2:30-3'te kalktık, eşimle dolu yağıyor, camlara vuruyor böyle dolular. Çocuklar dedik okula gidemez, yani salmayız da zaten dedik. Sonra sabah bir baktık erken saatlerde hem meteorolojiden, AFAD'dan hem okullardan bize mesajlar gelmeye başladı. Hem eşime hem bana, okullar tatildir bugün diye. 3 gün yağmurlu gözüküyor ama 3 gün böyle mi yağar bilmiyorum. Yani çok güzel bir yağmur var. Bu kadar çok yağmasına çok sevindim ama bu arada Antalya haberlerine bakıyoruz. Arabalar yollarda kalmış, dükkanlar su basmış, evler su basmış. Öyle olunca da üzülüyoruz da tabii ki. Çünkü çoğu kişi zarar da gördü. Baban işe giderken yolda kalan araçlar çok aşırı olmuş. Annemle konuştum. Normalde anneme gidecektim. Birkaç gündür hep bir şeyler çıkıyor. Menü yazıyorum falan, köyden geldikten sonra gidemedim. Onunla konuşuyoruz sabah. Benim diyor camdan diyor bir yerlerden su almış diyor. Sonra o da Belgin'le konuşmuş. Belgin'in de mutfağı su almış. Daha Belgin'i aramadım, onu da arayacağım. Acaba mutfağın neresinden su aldı diye. Çıkamazsın oraya. Annem belki şeyi arıyor. Ben banyoyu. Götürdün mü oraya? Getirdim. Mamasını yanına koy. Onları da akşam çok yağmur yağınca kumunu, mamasını, her şeyini içeriye aldık. Biz buradaydı. Şimdi biraz önce banyoya koydum. Kumunu. Maması şu buzdolabının yanında sabahtan koydum. Bitirmişler mi? Bitmiş. Acıkmış o zaman. Yani maşallah şans, zaten hiç doymuyor da. Anlatıyordum. Şans araya girdim yağlayınca. Yani çok müthiş, çok güzel bir yağmur var. Anneme gidecektim. Onu da gidemeyeceğim bugün. Arka balkondan bakmak ister misin Ece? Ya hani sen çok müthiş, çok güzel bir yağmur var diyorsun da. Hani benim aklıma sokak hayvanları geliyor. Evet. Ya işte. Yani üzülüyorum. Çok soğuk hava. Hani tüyler falan anneciğim, var ama inan... işte bir müddetten sonra üşür onlar da. Onlar da böyle kendilerine korunacak, sığınacak yer mutlaka buluyorlardır acım. Sen şimdiye kadar ben... gece çıktığın zaman kaç tane kedi gördün yolda yatan? Mutlaka hiç bir yerlere görmedim. Giriyordur. Hiç görmedim ama Rabbim sığınacak... onları korur. Merak etmesin. Onlar sığınacak bir yer buluyorlardır. Bak şimdi dışarıda bir tane kedi köpek var mı? Yok. Yok. Hepsi mutlaka sığınacak bir yer bulmuşlardır. Bir de sizlere şöyle bizim arka balkondan etrafı göstermek istiyorum. Ve bu arada yağmur gittikçe de hızlanmaya başladı. Bizim arka balkon herhalde göl olmuştu. Akşam göldü. Akşam göldü. Babanla biz dolu yağarken baktığımızda şu sigortayı tekrar bir kaldırayım bakayım. Dur anneciğim. Ne zaman açacak? Bak şimdi geldi. Şimdi geldi. Geliyor zaten sonra. Her yerin ışığı şey diye yanıyordur. Şuraları bir kapatalım banyoyu. Oturduğumuz yere. Buralara ışığa gerek yok. Elektrik süpürgesini çıkardım. Daha etrafı süpürmedim. Yeni kalktım. Yazında, kışında ekstra soğuk oluyor. Burası değil mi? Anneciğim burası niye soğuk oluyor biliyor musun? Kapıları da açtırdım biraz havalansın diye ama mecbur kapatacağım şimdi. Çünkü çok su giriyor. Annem iki kapı olduğu için öyle. Bakar mısınız yerlere? Buraları akşam göldü göl. Göldü. Dur bakayım çıkamayız şöyle. Terlik verdik getirelim. Bizim şey o
Diğer terlikler o tarafa doğru kaymışsa baksana. Topunu ben oraya koydum. Anne, kapının önüne koymuşsun. Ama. Getir gel bir terlik. Hadi al gel çıkalım buraya. Hepsi o tarafa doğru yağmurdan kaymış. Gece kalktık baktık. Eşimle 2.30-3 gibi çok felaketti. Benim de çamaşırlarım vardı. Yüksel dedi ki bu çamaşırları topla yağmur geliyor dedi. Tabii ben hiç böyle bir yağmur beklemiyorum ya. Ama dedim tamam neyse ne olur ne olmaz. Alayım dedim şeyleri. Çamaşırları iyi ki de toplamışım. Yoksa burada çamaşırlar mahvolacakmış. Getirdin mi kendine de? Bakar mısınız? Yani nasıl bir yağmurdur? Şu karşı tarafta bir alan var. O görmüş olduğunuz alan şu anda göl olmuş. Orası. Yani havuz gibi olmuş. Evet. Bak şuradan arabalar geçiyor. Bak şuraya doğru bak. Evet. Şuradan arabalar geçiyor ya bak nasıl su fışkırıyor. Evet anneciğim. Islandı. Zaten şu anda şu durduğumuz yerde de. Ağaçların altı. Aman Allah'ım. Orası ne olmuş? Orada tavuklar var. Oraya şimdi bakıyorum bak. Akşam da gözükmemişti ya. Bakmak şimdi aklıma geldi. Tavuklar vardı da tavukları kümese kapatmışlardır. Bak çevrelemişler gördün evet, mü? Evet. İçinde evet. Geziyor anneciğim. Eyvah eyvah eyvah. Bak sular yine birikmeye başladı. Ejin o tarafa doğru yine gol oldu. Gol ne demek ya? Göl oldu. Ben sabah nasıl uyandım biliyor musun? Sabah değil. Akşam güm diye ses geldi. Ben yataktan sıçradım. Sen korktun. Anne dedim. Evet Ejin çok korktu. Anne diye kalktık. Ben sandım ki rüya değil. Eşimle. O arada kalkıktık zaten biz. Uyanıktık da yataktaydık. Sigorta atıp duruyordu ya kızım. Sonra o zaman geri ondan sonra uyuyamadım. Uyuyamadım. Hiçbirimiz uyuyamadık gece. Yağmurun sesinden, dolunun sesinden uyuyamadık. Telefonumda uyuyamadım. Hiçbir şey yok. Anneciğim şu tuvalini de yerden alayım da. Aman. Sonra dışarı bakayım dedim nasıl yağıyor diye. Sonra şu orayı var ya sudan geçilmezdi. Gerçekten sudan geçilmezdi. Su böyle aşağı doğru dere gibi akıyordu. Evet annem. Şimdi gene akmaya başlamış. Gel kaçalım. Bu terliklerimizi al. Ben şiddetli yağsın. Banyo koyuver de ben şey yapayım. Onlara bir su tutalım da. Banyoda öyle girelim. Yani balkon ister istemez esintiyle yağmurla bayağı bir şey olmuş. Daha evi de toplamaya başlamadık. Evimizi yeni toparlayacağız. Süpürgemi çıkarmışım. Hatta alayım onu götüreyim ben. Diğer şarjı süpürgeyi şarja takmadıydım. Gel bakalım. Bunları Allah toparlanacak. Takıldık. Gördün mü? Kızım kurtar şunu ya. Heh, oraya takıldı. Ya bakalım şimdi şanslı Mars bunu gördüğü zaman. Ejin çıktı kızım ya. Bak bak nasıl geldi. Bakayım. Oradan bakıyor şeyin dışında. Lambayı yaksana. Bak. Yak lambayı. Bak nasıl bakar. Bunun sesini duyduğu zaman kaçar. Evimizi önce toparlayalım annem. Bir süpürelim. Silelim koltuklarımızın üstünü falan. Ondan sonra kahvaltı. Aman Allah'ım bu yağmurda. Ekmek almaya kim gidecek? Tabii ki de. Tabii ki de sen gitmeyeceksin. Ne yapacağız? Annen şimdi dur. Bak, bunları sıkılırız. Evet git. Şey olabilir yani. Marketten söyleyebiliriz. Ya da ben bir pişi mi yapabilirim istiyorsanız. Bir pişi hamuru tutayım. Ondan sonra sıkılırız. İstemiyor musun canım? Ben pişi sevmiyorum. Sevmiyor musun? Aa, yersin ama. Pişi yersin değil pişiye benzer şey yapalım. Onu seversin sen. Böyle hani yoğurtlu oluyor ya. Yoğurtlu bir şey yapacağım. Biz küçükken keçi bacağı falan bir şeyler derlerdi. Böyle farklı isimler söylerlerdi. Ben bu yoğurtlu bir şeyi çok seviyorum. Yani bekleme süresi olmadığı için güzel oluyor. Hoşuma da gidiyor bu yoğurtlu bir şey. Bir adet yumurta koydum. Bir paket kabartma tozu. Şöyle. Bir su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. 3-3,5 su bardağı kadar da bu ölçülere un gidiyor. Artık unun markasına, kalitesine göre değiştiğini biliyoruz. Belki 3 gider, belki 4 gider bilemezsiniz.
Şimdi hemen şöyle 2 dakikada yoğurup pişirmeye hazır olduğu için seviyorum ben bunu. Şu su bardağım benim. 2 su bardağı alıyorum. Ölçü olarak. Kayınvalidem aradı. Antalya'da sel olmuş. Yağmur var mı hala dedi. Var dedim ben. Ondan sonra Gazipaşa nasıl dedim. Burada dedi hiç yağmur yok. Hiç yağmur yokmuş Gazipaşa'da. Burada o kadar çok yağıp ve hala devam eden bir yağmur varken orada hiç yok. İşte çocukları sordu. Okullar tatil olmuş dedi. Evet dedim ben. Kızlar evliler. Onunla konuştuk. Biraz muhabbet ettik. Soruyorlar ne zaman geleceğiniz diye. Geliriz dedim ben. Tabii özleştik artık. Bayağı bir şey oldu. Vakit geçti Gazipaşa'ya gitmeyelim. Artık bir hafta sonunda tekrardan kayınvalidemlere gideriz. Şimdi orada 2 su bardağı oldu. Şöyle. 1 su bardağı kadar daha ilave ettim. 3 su bardağı oldu. Güzelce yoğuracağım. Kıvamına göre tekrardan bakacağım. İlave etmem gerekirse edeceğim. Ama sanki istemeyecek gibi yani hamurun kıvamı şu anda 3 su bardağına iyi geldi. Hamurumun kıvamı çok güzel. 3 su bardağı yetti. Bu arada sizlere şöyle dışarıyı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Böyle iri iri dolu da yağmaya başladı sanki. Biraz önce cama çarptıydı bir iki tane. Ha yok yağıyor. Evet annem bak dolu yağıyor. Aralarda görüyor musun çok iri. Hmm. Allah'ım yarabbim sokakta kalanlara yardımcı olsun. Evsiz barksız insanlara. Allah yardım etsin. Çok zor yani bu yağmurda. Hava soğuk mu deseniz hava soğuk değil. Ilıman bir hava var ama yağmur çok. Yani değil mi Ecim üşüdün mü hiç sen? Ben hiç üşümüyorum. Yani camı da açtım şöyle ama yine de üşümedim. Evet şimdi hamurumuzu merdane ile açacağım. Şurada tezgahın üstünde. Daha sonra da yağda kızartacağız. Hamurumu açtım. Sigortamız gene attı. Derin suyu söyledim. Şimdi tekrardan açacak sigortayı. Biraz önce çok büyük bir şimşek çaktı burada. Çok korktum ama. Öyle böyle değil. Ortalık yıkılıyor Antalya'da. Resmen şöyle yağı da koydum ocağa. Isınıyor şimdi. Bu büyüklükte yapacağım. Bak yine bir gök gürleyecek herhalde. Evet. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama biraz önce bundan da çok yüksek sesli bir şimşek çaktı. Mars'la ikimiz korktuk. Şöyle oldu. Annem balkondan merdaneyi aldı. Balkon kapısını tam kapatacaktı. Şimşek çaktı. Önümde de Mars vardı. Annem ah diye bağırdı böyle. Mars da şöyle oldu. Hadi gitti oraya. Çok korktuk Mars'la ikimiz. Sigorta gene attı. Neyse açmayalım. Biraz kalsın böyle. Çünkü bu hava bugün durmayacak. Yoksa kötü şeyler. Ben televizyon pişireceğim. Sigorta attığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ay şimşek çaktığı zaman aslında. Biraz önce şimşek çaktı. O şimşeğin çakmasıyla beraber apartmandaki bütün ziller çalıyor. Ha evet. Sen a diye bağırdın aynı zamanda din dan don diyor böyle. Aynen. Dur ısınmamış da azıcık daha bekleyeceğiz. Şöyle koyayım şunu. Bir de çay suyu koyayım. Tekrar gelecek. Tekrar bir gürleyecek herhalde hava. Gürle. Hala dolu yağıyor ince ince. İyicim. Ablan şimdi orada oturuyor da. Ablan küçükken gök gürültüsünden çok korkardı. Anlattı ablam bana. Anlattı mı? Anladım. Nasıl anlattı? Söyle bakayım. Böyle hani yağmurlu havalarda, gök gürültülü havalarda gidip battaniyenin altına gidiyormuş. Evet. Sonra orada oturuyormuş. Hem öyle oturuyor hem de ben ona şey demiştim böyle neden böyle oluyor diye. Çocuklar böyle merak eden sorarlar ya işte yağmur nasıl yağıyor, şimşek neden çekiyor, yağmur neden yağıyor gibisine. Ben şey demiştim hatırlıyor musun sen Delipsu? Bulutlar kavga ediyor demiştim ben sana.
Hatırlıyor. Bulutlar kavga ediyor demiştim. Oradan kalmadı. Onlar da kavga edince korkuyor abla yani. Yoğurtlu pişilerimiz hazır. Kızlar da sofraya kurdular. Orada zeytin, peynir. Evde artık ne varsa şöyle koyduk. Ortaya da bunu koyalım. E hadi gel, derin su. Yeter. Değil mi? Bu kadar. Doyarız herhalde bu tabakla. Doyarız. Üç su bardağı undan böyle koca bir tabak. Gerçi ara yerde kızlar atıştırdı. Bir iki ben de yedim. Bu kadar çıktı. Anne yapıyor. Yapıyor mu? Yapıyor, bak şimdi. Ay, kahvaltıdan sonra bir çay aldım. İçiyordum. Engin şans oynuyor. Ben şey de bu arada Antalya haberlerine bakıyorum Instagram'dan. Engin de bir şeyler yaptırıyor. O da yapıyor patisiyle. Yapıyor ya. Bak, elini altına aldı. Tam sıra oynadı. Hadi sıra sende. Bak şimdi. Hop. Gördün mü? Hadi sen de yap bakalım. Yap. Tamam, getir patini. Hop. Yapıyor. Derin su odasında ben de şöyle sizlere Instagram hesabından Antalya'da haberlerde mutlaka çıkmıştır ama mahalle mahalle çıkmamıştır diye düşünüyorum. Araçlar hep suların altında kalmış. Şöyle bir tane görmüştüm biraz önce. Dur bakayım bir bulabilecek miyim? Şunu zaten beyaz olanlar şey dolu. Şuradakiler. Şunlar da araç. Hep suyun altında kalmışlar. Şurada bir tane vardı. Şarampol alt geçtiğinde vardı. Bu da bakar mısınız sular nasıl akıyor? Bunlar hep mahalle haberleri. Hepsi belki haberlerde çıkmıyor olabilir diye. Bizde bu kadar olmadı da. Bu tarafta da su çok oldu ama bu kadar değil. Merkezde daha çok. Şurada bir şarampol. Heh. Bu da Kızılırık. Bakar mısınız otobüs? Hatta otobüsün içine mahsur kalmışlar. Ecrin. Ay, Allah aşkına. Amin. Bakar mısın itfaiye bile gelirken yolda kalmış. Acaba o haber bu haber mi? Şu beyazlar dolu hep. Bu dün gece yağan dolunun birikimleri. Aman Allah'ım, resmen Antalya sular altında. Şöyle bir tane daha vardı. Evet, bir bakalım bulabilecek miyim? Bu da Güneş Mahallesi'nde. Bunlar sabah haberleri. Biraz önceki akşamdı. Engin gene şey geldi bak. Gümbür diyeceğiz. Şu habere bakıyorduk Engin'le. Bu da şarampol alt geçidinde. Alt geçit o kadar yüksek bir yer ki bakar mısınız? Nasıl su dolmuş. Alt geçitin yani sonra şey kanal gibi olmuş orası. Artık dokumada bir kanal var. Belki Antalya'da oturan arkadaşlar bilir. Onun gibi olmuş artık. İyice. Bu arada benim Instagram hesabımda böyle kedilerle ilgili videolar çok çıkar. Biz Ecrin'le çok seyrederiz. Kedileri evde oyun yapmışlar. Bu da Muhittin Böcek. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü diyor. Antalya'da. Ne oldu anneciğim? Şart az önce yapıyordu, şimdi yapasın kendini. Video da çekeceğim aynı zamanda. Bak. İsmi Ayla Atça. O seviyor böyle, ben o kedi atınca. Evin içinde ne yapacağız? Karnımızı doyurduk. Şimdi birazdan da azıcık daha oturur. Akşam yemeğine geçeriz. Tamam dur. Koy patini. Koy patini. Koymayacağım. Vazgeçti. Onunla o başka türlü oynayacağım. Ama az önce yapıyordu. Evet. Ha şimdi koy, otururken yapıyor. Hop. Bir de şeye bakıyor. Sen telefona bakıyor Ejinara yani. Mars'a bakar mısınız? Mars da burada. O zaten sobanın önünde yatıyor. Yok. Şimdi o tarafa geçtik. Aynen. Klimayı kapattım. Elektrik çok kesilince zarar görmesin diye. Elektrikli sobayı açtık. Gel. Bak benim Mars'ıma bak. Uyuyacak. O sıcağı buldu mu? Sobayı açtık mı uyur böyle. Biraz önce şurada halının orada yatıyordu.
Çok tatlı bir şekilde yatıyor böyle. Bak şimdi Ece. İsmail'i görüntülü ara kızım. Ararım şimdi. Ha. Bak. Oyun mu yapıyor yoksa onu orada öyle elinde rahatsız Bence oluyor, değil benden mi? gördü. Öyle mi dersin? Çünkü normal koysam yapmıyordu. Hı. Bak Hani bir şimdi kez yapacak. yaptım, yapmadı. Koy Şimdi şimdi. yapar, bak bekle. Çok akıllılar. Evet. Pek zekiler. Hele Mars kapıları açıyor. Evet. Artık yani birazcık daha seviye atlarsa kolunun kafasına tutunup Onu açacak. diğer evdeyken kolun kapısını kaç sefer açtı? Hatırlamıyor musun sen? Burada yapmıyor ama. Burada yapmıyor. Çünkü burada oraya uzanamıyor. Diğer evdeyken kolun yanında şey televizyon ünitesi vardı ya, kapının yanında. Böyle bir uyuma şekli var mı ya? Hı? Sen ne yapıyorsun tatlım? Ha? Güzel kızım. Bak. Sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir uyumadır? Ha? Otur otur, canım sıkıldı. Bu arada videodan gelen yorumlara bakıyorum. Masanın yerini beğenmeyen arkadaş çok. Masayı beğenmeyen arkadaş da çok. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Masayı aslında ben de orada istemedim. Buraya almak istiyorum. Ama buraya aldığım zaman inanın buranın alanı o kadar daralıyor ki. Yani buzdolabını buraya çekeceğim. Sonra buradan geçiş gene bir sıkıntı olacak. Mecburen kanepe burada, televizyonu buraya aldığımız için. Masayı oraya çekeceğim. Burası gene sıkış tekiş olacak. Ha, bunu burada bazı arkadaşlar da bunu da hani beğenmemişler. Ama odanın içerisinde şimdilik burada koyacak bir yer yok. Orası da koyuyorduk Şuraya. ama orada da çok dar oluyordu. Çok dar oluyor. Bir Hatta de kızlar. yatmıyorlardı orada direkt. Gerçi şu anda da yatmıyorlar. Bakar mısın? Nerede yatıyor? Allah'ım. Yani gördün mü? Yani biri orada yatıyor, biri orada yatıyor. O yüzden hani burada durmasında gerçekten bir anlamı var mı? Yok. Ara sıra çıkıyorlar bunun üstüne. Yani bazen şurada Oyun falan var. oyun oynuyorlar. Şurada bazen uyuyorlar. Genelde böyle buralarda yatıyorlar. Bakar mısın? Ben de ne yapacağım? Böyle şu kavanozlarımı koymuş olduğum dolabı buraya çekmeyi düşünüyorum. Şuraya. Buzdolabını yana, yani buzdolabını birazcık daha böyle kenara çekeceğim. Yani kızlarla eşim evi böyle çok hoşlarına gitti. Beğendiler. Masa da orada kalsın dediler. Söyleyeceğim, aklıma ne Ben de geldi onları biliyor kırmak musun? istemiyorum. Öyle kalsın. Böyle de bizim için iyi. Alan biraz daraldı mı? Evet, bana göre daraldı. Ama burada hep beraber yaşıyoruz. Birbirimizin düşüncelerine, fikirlerine saygı duyuyoruz ve bir şey yaparken de ortak karar alıyoruz. Ben 3'e 1 kaldım bu konuda. Demek ki Aynen. onlar daha iyi düşünmüşler. Böyle daha Buzdolabı rahat olduğunu eğer sen düşünüyorlar. bunu Çünkü arkadaşlar hani oradan kameradan seyrediyorsunuz ama evin içi küçük, yani dar. Kamerada gözüktüğü kadar büyük değil. O yüzden uygun alanları ayarlamaya çalışıyoruz artık. Ne anneciğim? Gene sen gözüküyor. eğer buzdolabını buraya ay bunu buraya almak istiyorsan bence buzdolabını buraya koyarsan bir şey değişmeyecek. Buzdolabını oraya koymayacağım ki. Buraya yanına koyacağım. Hayır, buraya koyabilirsin diyorum. Ya koyayım mı? Koyacaksan koy. Hem priz orada. Priz. Orada da priz var. O sıkıntı değil. Ya burada kolon olduğu için şimdi buzdolabını şuraya koyduk mu biraz daha içeride kalıyor. Ama buraya koyarsam burası gene böyle daha bir Dış önde alıp duracak. çıkalım hemen. Çıkacak. Bilmiyorum ya. Evir çevir. Yapacağız bir şeyler artık. Ama ben şimdilik sizleri şöyle şuraya koyacağım. Ve hatta şöyle bir yükseltelim. Cam çay kavanozunu alıp sizi şöyle birazcık da yüksek bir yerde koydum. Elcin de bu arada bana yardım eder mi? Eder. Derin su test çözüyor. O biliyorsunuz sınavlara hazırlandığı için. Çocuğum yemeğini yedikten sonra hemen teste geçiyor. Dün kütüphaneye gidemedi, yağmur yağıyordu. Bugün tekrar gidecek. Yani mümkün değil bu havada dışarıya çıkmak. Evde test çözüyor. Bir şeyler mi dövüyordu? Yok, dövüyorum şimdi. Şu kafası da çekelim şöyle. Anneciğim sen onları oradan al. Şunu şöyle yukarıya koyayım ben. Ne oldu kızım? Şansa mı güven? Şans. Tatlım. Biraz boğazın bozulacak dedim.
Ecrin de bir çocuk doktoruna götüreceğim. Antibiyotik kullanmıştı. Yani bir tane randevu. Randevu alacağım. Antibiyotik bitti. Öksürük şurubu vermişti. Öksürüğümüz çok çok azaldı. Böyle nadir olarak öksürmeye başladı. Ama yine de bir çocuk doktoruna randevu almak istiyorum. Bir de ona götüreceğim. Onları göğüs hastalıklarında. Ağzının içinde aftar vardı. Evde bizim fısfıs vardı ağız yaraları için. Ya da işte boğaz enfeksiyonu, bademcik falan şiştiği zaman kullanıyoruz. Onu kullandık. Bugün biraz daha iyi anne dedi. Bir şey soracağım. Biz bunu neden hiç böyle kullanmayı düşünmedik? Neyi? Nasıl kullanmayalım? Bu şekilde. Öyle de olur. Diğer türlü nasıl istersen öyle olur anneciğim. Şimdi bizim altında kaymasın diye bir paspas var. Bazı arkadaşlar biz bunu ilk aldığımız zaman demişlerdi ki ayaklarını niye çıkardın? Derin ayaklık da kullansaydın sallanıyor. Sallandığı için ayaklarını takmıyorum ben. Hem yani evet ben de şu gitti. Allah'ım bakar mısınız? Yani geceden bu yana gök gürültüsü şimşek çatlamalarıyla geçiyor. Televizyon bozulacak ay. Televizyon anneciğim çek onu. Ben o tarafa bakıyordum televizyon. Hani renkli çizgiler oluyor ya. Ay çıkar. Klimayla. Açmadım zaten. Şunun altına şöyle kestirmiş olduğunuz paspastan bir kısım vardı. Eşim onu atmamış. Onu koydum. Onun üstüne koyunca bu dolabı kayma yapmıyor. Kaymıyor. O paspası bir de biz... Şimdi biz seninle nasıl kaldıracağız? Sen bunu kaldıramazsın anneciğim. Yok kaldı. Ayağına dikkat et. Ama paspasın üstüne kaldıracağız ya. Ondan dedim. Dur. Buna da bakar mısınız? Yani... Cam kavanoz içlerinde dolu olunca çok ağır. Şimdi tek tek çıkarmadan eğer koyabilirsem ben kendim koyacağım. Koyamazsam da cam kavanozları o zaman çıkartacağım. Hızlandı mı yağmur? Hızlandı. Bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor. Bugünümüz böyle yağmurlu evin içinde geçiyor. Markete bile daha gitmedik. Artık kaç gündür makarna yemiyoruz. Bir makarna yaparız. Ekmek yetmezse onun da karnımızı doyururuz. Ha? Yanına da tavuk. Olur mu Yücan? Allah'tan evimizde hani markete gitmeyecek kadar şey var, yemek var. Yani zaten hiç böyle eksik şey yapmıyoruz ki. Evet. İstersen oradaki perdeleri aç kızım. Televizyona bakalım diye Yücan perdeleri kapatmıştı. Aç anneciğim onu. Açınca hiçbir şey değişmeyecek bu arada. Yok en azından biraz aydınlık olur gene lambayı. Olur tabi de. Lamba açıktı ya. Kapattık ha. Aç kızım bak. Nasıl on var mı faydası? Aydınlık oluyor. Bir şey değil mi? Yani. Kara bulutlar çökmüş. Yağmur geliyor yarın da yine böyle yağmurlu gösteriyor. Bakalım okullar yarın tatil olacak mı? Belki olur. Yarın sabaha kadar aralıklı bir şekilde olacakmış. Yağmur yağacak aynen. Evet. Bunu buraya koydum. Bir de şöyle bakın bakalım. Buzdolabını birazcık daha şöyle kenarıya çekeceğim. Onu ister istemez bunu yerleştirip de. Şimdi bakın. Azıcık daha şöyle yapsam nasıl olmuş? Kaldırsam. Dinmeden de bugün dinmeyecek. Çamaşır da yıkayalım. Yıkasak içeri alsınca koku olur. İçeride yok annem. Çok bir şey oldu. Kapıyı açıp havalandırma gibi bir imkanımız da yok şu anda. Çamaşır yağmurlandı için. Bak orada güzel oldu. Ama bu buzdolabını... Buzdolabını ne? Siyah yanı. Ne? Yani birazcık orası açıldı evet de. Biraz daha ittireyim mi buzdolabını? İttir. Sen söyle bana dur ne? Bir saniye. İttir. Şu altta şey kaldı ya onlar. Yok yok. Paspas var. İttir. Tamam. Orada ne var ki? Toz makinesi var.
Fişi. İşte getir oradaki şeyleri de. Ha. Ay korktu kedi. Şans nerede? Dur ay pastasın üstüne bu buzola boğulmadı böyle. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dur onları kapama bir saniye. Dur. Pastası birazcık daha bu tarafa çekelim. Şans neredeyse artık korktu. Oradan sesi geliyor daha. Şöyle sizleri de birazcık şöyle aşağıya eğeyim. Heh. Şimdi Ece dur. Koltuğu. Şey, çünkü pastası çekecekse sen şimdi birazcık bak. Gel. Çek pastası o tarafa doğru çek. Dur çok çekme çok. Dur. Tamam. Tamam. Şöyle iyi. Şimdi bir dolabını birazcık daha çekebilirim. Ay. Geliyor gene. Sanki şey böyle. Eyvah. Savaş alanında gibi hissediyorum. Bombalar Allah korusun. Vallahi çok kötü. Bomba patlıyormuş gibi ya. Evet. Gerçekten öyle. Hala bir de bu havada dışarıda araba sürmeye çıkanlar var. Annem acil ihtiyacı vardır. Hastaneye gidenler var. Belki markete ihtiyacı var. Ama bence yürüyerek gitmeleri daha şey. Hı? Ne olursa olsun arabayla gidilmez. Şans gel kızım. O da korkuyor. O korktuğundan bağırıyor. Sanırım öyle. Gel. Korkuyor bana. Sen korktun mu? Hamza buraya aldık. Burada da yine güzel bir geniş alan olmuştu. O tek başına kaldı ya korktu. Korktu. Nereye gittin kızım sen? Ne o bir kuma gitti. Kumuna. Sonra kuma orada gitti. Kaldı. Sonra oradan yatak odasının kapısının önünde bekliyordu. Bu lastik hangisini duydun? Lastik tuzu mu düşün? Tuzu mu? Gel. Mamasını mı bulamadı? Biraz önce buradaydı. Yerini değiştirdi. Dışarı bakıp bakıp miyavlıyor. O mu? Bugün onların dışında şey sıkıştılar da ondan herhalde sıkıldı abla. Annesi yatılıyor ama. O da zaten keyif yapıyor. Tam da öyle bir keyifçi. Ağır. Ağır abla o. Ağır. O, ne oldu? Aç kızım kapıyı. Aç. Gel. Aç. Ama korkacaksın gele. Korkacağım. Korkacağım gene. Gene korkacağım. Geri geleceğim de. Evet. Burayı da değiştirdik. Evet. Son hali. Sigortayı tekrar bir açayım çünkü şu anda sanki burası çok karanlık duruyor gibi. O yüzden. Ha? Ne yani? Bu zorlu bir tarafa gelecek misin? Yok, hayır. Vermeyeceğim. Yani böyle güzel oldu. Açayım burası. Nasıl oldu? Güzel oldu. Hala paspası ortaya doğru al kızım. Buraya da bir tane aynı şu renkten bu ebat. Ya bundan birazcık daha küçük bir halı flex yolluk kestiresim var. Aynı renkten olsun istiyorum oradakiyle. Bugünlerde aslında onunla uğraşacaktım ama ablam mı? Şans almış. Bir o halıya bakmaya gidecektim. Bir de burada bu masanın üstüne bu beyaz plastikler oluyor. Çizilip zarar görmesin diye. Ecrin burada ödev yapıyor. Kalemleri ister istemez boya dağılıyor. Boya böyle leke kalması diye. Onları halledecektim. Karanlıkta oturuyoruz şu halimize bak. Ama halledemedik. Yarın da bu kadar yağmurlu olursa gene halledemeyiz. Evet. Burası da böyle oldu. Bakalım. Dışarısı. Şimdilik dışarıya aç bakalım bir balkonu. Ya da camı bir aç bakayım baksana anneciğim. Hiç güneş yok. Güneş nasıl olsun anneciğim? Dur şu ay ceyran yaptı. Perde takıldı orada. Ay nerede çaktı da bebe bak bak. Sel götürüyor şurası. Aa evet orası akşamdan beri öyle. Akıyor. Dün akşam daha fazlaydı. Bak şu araba gidiyor ya ondan belli oldu az önce de. Evet. Şimdi yine yavaş yağıyor şu anda. Bir hızlanıyor. Az önce bir yavaş yağıyor. Tabii dolu da vardı hatta o zaman. Bak, kahvaltıyı hazırlarken. Böyle hani ormanların böyle bir
atmosferi olur ya böyle bir. Orası gibi. Öyle bir şey yani. Orman gibi mi hayal ettin, düşündün orayı? Öyle mi gördün ya da şu anda? Yani öyle bir hava varmış gibi. Şeyi var. O havanın böyle... O havanın şeyini veriyor. O havayı, hissiyatını veriyor. Evet, toparlayamadık. Yani rüzgarlı şey yapıyor, bana geldi. Evet, şimdi buradan bak gene bir evet. Sesler geliyor. Bir gümbürdeme kopacak yine herhalde. Kopacak. Hmm. Bak, bak, bak ne biçim akıyor orası. Evet anneciğim. Burada gene arabalar gidiyor. Bazı yerlerde gidemiyor. Sular altında kalmış. Biraz önce de haberlerde gösterdik ya. Evet, tavuk ızgaramız, yanına soğan ve domates yaptım. Onları kızartıyorum beraber. Hoş geldin. Onu istersen arka tarafa tele as. Aa, yine gitti. Şimdi geldi. Sigorta. Bayağıdır gitmiyordum. Bak yine gitti. Elektrik yine kesildi. Bakar mısınız? Sese bakın. Geldi. Geldi. Babam herhalde sigortayı açtı. Evet, gökyüzüne bakar mısın? Bu arada burada salçalı makarna da yaptım. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Domatesli. Çok güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Salatamızı da yaptık. Domatesleri şöyle bir alt üst yapayım. Ha? Yağmur şekli yok. Böyle yok. Yani çok uzun zamandır hiç böyle yağmur yağmıyordu zaten. Ne demek? Gök delindi diye. Gök delindi gerçekten Antalya'da. Önemli aynen. De var. Öylemiş ya. Bir kişi hayatını kaybetmiş. Onu da sonradan gördüm ben. Haberlerde. Tabii yemek yapmaya başlayınca şey yaptım. Gene bir değişiklik var. Değişiklik. Değiştirdik gene. Şurası birazcık daha böyle alanımız açılmış oldu. Bu arada masa takımını kaça aldın diyen arkadaşlar var. Bize biraz indirim uyguladılar. Aslında daha düşüktü normalde. İlk iptal etmeden önce aldığım zaman biraz daha fiyat düşüktü. Daha sonradan biz iptal ettik. Ücretimizi aldık. Derken zaten yılbaşından sonra fiyatlar yükseldi biliyorsunuz. Yükseldikten sonra biz tekrar bir konuştuk, anlaştık. 5000 TL'ye aldım ben. Ama bu arada o zaman fiyatlar yükseldi. Şimdi fiyatlar tekrar düşmüş. Bir bakayım dedim hatta. Soran arkadaşlar olunca masanın fiyatını Trendyol'dan tekrar bir bakayım dedim. 14 gün yok, indirimli günler varmış 14 gün boyunca. Bazen Trendyol'u yapıyor ya. Yanarsın ha, dikkat et. Öyle olunca tekrar bakayım dedim. İşte 6000, 5750, 8000 arasında fiyatlar değişiyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu şeye de bağlı. Almış olduğunuz masanın kalitesine de bağlı. Çevirecek misin? Çevirdim. Derin su masanın üstünü ayarla anneciğim. Artık bak Mars'a bakar mısın? Mars tavuğun kokusunu aldı ya bak. Ayağımıza saldırıyor şimdi bizi. Kapatalım altını. Tamam. Bak gene saldırdı. Dün akşam da köfte yaptık ya. En son şans şey yapmıştı. Miyavlamıştı ya derin su. Şansa köfte vermediniz. Şans size bağırıyor demiş. Biz aslında sofraya oturmadan önce ilk önce onlara verdik yemeği. Evet. Biz yemeden önce onlara veriyoruz. Çünkü biz yerken Çok bağırıyorlar, çok istiyorlar. Evet. Rahat, hem rahat yiyemiyoruz, çok bağırıyorlar böyle. Önce onların karınlarını doyurmuştuk biz zaten hatta. Böyle şeyler ondan sonra onlara her zaman veriyoruz. Evet ya işte bu sefer çok baharatlı. Bundan öyle çok vermeyiz de. İçinden. Aynen içinden, iç kısmından veririz. Hadi anneciğim çatal kaşık koy sofraya. Camı da açtım bu arada ben. Şöyle yani havalanması lazım. Evin içerisinin. Tavuk koktu. Hala tavuk koktu. Salatayı da yapmıştım bu arada. Derin su soğansız ya. Ona şimdi birazcık soğansız arayacağım. Geri kalanını bir de kendimize soğan koyacağım. Ejin soğandan yana sıkıntımız yok. Ejin yiyor. Seviyor da. Güzel. Gene mi bağırıyor? Onlar geçince peki atıyor. Sıkıntı yok. Yollarda çok kalanlar. Bizim arabanın içi de su aldı mı? Az bir şey aldık. Sabah önceme kadar suydu. Yollarda bütün araçlar kalmış. Sen nasıl gittin? Ben de ona şaşırıyorum. Herkese de şaşırıyorum. Ha ben de çünkü bizim araba yere düşük. Nasıl gittin sen?
Diyorum benim araba Peugeot diyor. Sizinki gibi diye diyorum ben. Aman nazar değdirme. Daha yeni düzelttik kuyruğunu. Baba. Mesela tam elektrik gittiği zaman asansördeyse kalırız değil mi? Abi, kalırsın tabii anne. Kalmaz mısın? Onun için böyle durum var. Bence asansör kullanmamışsın. Merdiven kullanırsan iyi olur. 7. kata kadar da çıkmak biraz zor olur ama. Diyelim ve sofraya oturmadan müsaademizi isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.